Skolioz e, omurganın önden ya da arkadan bakıldığı zaman bizim için önden bakmakla arkadan bakmak aynı e, sağ ya da sola e, eğilme durumudur. E, şimdi burada şöyle bir e, özellik var diyeyim en azından. E, yandan bakıldığı zaman bir omurgaya e, dümdüz olması gerekmez omurganın. Hepimizin kalçamızda bir kabarıklığımız var. E, belimizde çukurluğumuz var. Sırtımızda kamburluğumuz var. Buna karşılık e, şekilde de gördüğünüz gibi aslında önden baktığımız zaman düz olması gereken omurgamız bazen S şeklini ya da C şeklini alabilir. Biz buna skolyoz diyoruz. Skolyoz bir hastalıktır, bir durma bozukluğu değildir. Onun için de hani bazısını çok ciddi alırız, bazısını da daha az ciddiye alırız. Ama hani pratik olarak bir hastalık olarak baktığınız zaman aslında kendi doğal seyri olan ve hani çocuğun ya da ilişkinin nasıl durduğuyla, çantasını şurada mı taşıdı, burada mı taşıdı, o spor mu yaptı, bu spor mu yaptığıyla çok fazla ilgisi olmayan bir durumdur diye düşünüyoruz. Bazıları çok ciddi olabiliyor. En sık rastlanan tipi ergenlik çağında başlayan ve daha çok kızlarda görülen tipidir. Aslında her zaman sağlığı bozacak kadar ciddi olmaz. Hatta sağlığı bozacak kadar ciddi hale gelmesi çok çok nadirdir. Onun için hani skolyoz nedir diye ya da skolyoz, bizim kızımızda skolyoz oldu ne yapalım diye bana sorulduğu zaman yani skolyoz bir hastalıktır derim çok kısa. E, skolyoz kızınızın bir miktar ya da oğlunuzun nadir de olsa e, görüntüsünü ve bakıldığı zaman kızınıza ya da oğlunuza simetrisini bir miktar e, bozacak bir durumdur. E, buna karşılık e, skolyozun gerçek anlamda bir sağlık sorunu hale gelmesi e, ve işte kalbine etkilemesi, akciğerlerine bası yapması e, oldukça e, nadir durumlardır.